Dicle, hangi okuldan mezunsun? Akdeniz Üniversitesi. Sinema, televizyon. Ah, Kıraç bak senin okulundan mezunmuş. Süper okuldur. Ailen peki? Antalya'da mı onlar? Annem Antalya'da. Babamla pek ilişkim yok. Koptuk. Yani ben küçükken ayrılmışlar. Anneciğim resmen sorguya çektin kızı ya. Ah, öyle mi yaptın? Özür dilerim Dicle. Rica ederim, hiç önemli değil. Ben artık rahatsızlık vermeyeyim size. Hem kahvem de bitti. Ben kahve için teşekkürler. Dur ben sana bir taksi çağırayım. Caddeden bindiririz. Ben sabah şirkete gelmeden jürideyle bir... Ben yolda söylerim sana. Geçiriyorum ben, tamam. Bana kızgın mı? Baba? Yok canım. Aslı. Neyse hadi benim çok başım ağrıyor. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sonunda evime kadar geldim. Feris Hanım mecbur bıraktı. Ben biliyordum böyle olacağını. Önce mesleğimi seçip sonra ajansa sızıp şimdi ailemden... Ya ben istemedim diyorum. Kapıdan alıp gidecektim ben. Belen içeri girmem için ısrar etti. Hayır deseydin. Ne var kafanda Dicle? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kızıma yakın olup evime girip beni huzursuz etmeye mi çalışıyorsun? Sen beni huzursuz ediyorsun. Ben sana bir şey yapmıyorum. Antalya'daki iş seçseydim bunların hiçbiri olmayacak. Ya ben çöp değilim. Beni saklamak için uzak götürüp bırakamazsın. Sen de bana zarar vermek için ailemi kullanamazsın. Ben sana zarar vermek isteseydim. Ne yapardın? Ne yapardın Dicle? Beren'le Mayda kızım olduğunu mu söylüyorum? Hayır bunu asla yapmam. Ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Bunca yıl sonra bana bu kadar sinirli, öfkeli olmanın nedenini anlayamıyorum. Bak seninle aramda bir baba kız ilişkisi olmaması benim suçum değildi. Annen soyadımı kabul etmedi. Sadece görüşmek istemedin. Sen de bunu fırsat bilip beni görmekten vazgeçtin. Ya ben çocuktum. Belki senin sevgini denemek istedim. Belki beni görmek için ısrar et istedim. Hiç böyle düşündün mü? Ben bana ne dediysen onu yaptım. Çünkü işin öyle geldi. İstanbul'a gelirken ben sana öfkeli değildim. Ama şimdi öfkeliyim. Ben babama değil, ben Kıraç Öznal'a öfkeliyim. Çünkü benim babamla bir ilişkim yok. Çoktan koptuk. Ne var kafanda Dicle? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Kızıma yakın olup evime girip beni huzursuz etmeye mi çalışıyorsun? İsmer, seni alıp nasıl izin verme, izin verme. Vermeyeceksin, ağlamayacaksın. Ağlama. Ağlama, lütfen ağlama. Bak yok. Duygularımı alıp bana karşı kullanırlar. Burada durabilir miyiz? Eski defterleri açıp beni borçlu çıkarırlardır. Böyle daha iyi. Kıraç Öznal soğuk, duygusuz biridir. Nokta.
Asistan kız. Buradayım. Arabayı görünce ben seni kaçırdım sandım. Ha, abim o. Biraz atıştık da. Ben dayanamadım, bahçeye çıktım. Beyefendi de arabaya atlayıp gitti. Aa, üzüldüm. Vallahi ben daha üzülme moduna geçemedim çünkü sinirliyim, öfkeliyim hala ona. Neyse, gel eve girelim. Ben çok kalmayacağım bu arada. Hemen fotoğrafları seçip gideceğim. Ya boş ver fotoğrafları. Ben seçtim zaten birkaç tane. Onlarla idare ederler. Evin çok güzel. Feris buldu. Ben sadece eşyalarımı getirdim. Eşyalarım dediysem de öyle birkaç tane kıyafet, oyun konsolu falan. Hani bir film vardı, çocuk zenginlerin boş evine girip kaçak olarak yaşıyordu. Şey, Kim Ki-duk'un filmi. Hah, işte o çocuğun yasal haliyim ben. Bu evdeki hiçbir şey bana ait değil. Hop, dikkat et, ayağına batır, ayağına batır. Yanlışlıkla oldu. Yoksa öyle abimle evde birbirimize bir şeyler fırlatmıyoruz. Bu kadar da yükselmedik. Henüz. İyi. Sevindim. Ne yapmış biliyor musun? Pardon ya. Gel. Geçen bir vakti ipe sapa gelmez bir iş için buraya kadar gelmişsin. Ben de bencil gibi sana kendi dertlerimi anlatıyorum. Yok canım, olur mu öyle şey? Öyle öyle. Feris seni buraya göndermeseydi ne yapacaktın? Planın var mıydı? Meral'le pizza yiyip temizlik yapacaktık. Daha bir şey yemedin mi? Yemedim ama önemli değil. Eve gidince atıştırırım ben. Yok ya, olmaz öyle aç karnına. Dur, ben sana bir şeyler söyleyeyim. Ya uğraşma Barış, boş ver. Çok geç oldu zaten. O zaman sana tost yapayım. Şahane tost yaparım bak, ciddiyim. Bu evden aç gitmene izin vermeyeceğim asistan kız. Tost güzel olur. Meyve suyum kalmamış. Ayran ister misin? Olur, içerim. Süper. Yardım edeyim mi sana? O kadar da beceriksiz değilim asistan kız. Bu dizi işleri olmadan önce bütün işlerimi kendim hallediyordum ben. Şimdi bakma tabii, öyle menajerim, asistanım falan var. Ama hala eski alışkanlıklarımı kaybetmedim. Ve Barış Havas tostunun sırrını açıklıyorum. Salça. Salça. Ne oldu abimin? Şimdi bu dizinin yemeği vardı ya. Hı. Abim Celal abiye gitmiş. Bizim tanıdığın mekanı var, yemeği orada yapalım demiş. Ona mı kızdın? Anlamadın değil mi? Yemeğin yapılacağı yer abimin arkadaşı. Aradan komisyon alacak. Rüşvet gibi yani. Adam anlamıştır tabii. Barış Havas diziye kondu. Etinden sütünden yontuyor demiştir. Çocuğun derdi oyunculuk değil, para demiştir. Kesin demiştir. Ya senin için niye kötü düşünsün ki? Senin bir hatan yok burada. Bence tamamen abinin hatası. Bir insanın ailesi neyse kendisi de odur. Öyledir bu iş. Hayır, öyle değil. Bence bir insanı ailesiyle bir tutmak çok büyük bir adaletsizlik. Bana çok iyi geliyorsun asistan kız. Bitki çayı gibisin. Beni anında sakinleştiriyorsun. Hiç bitki çayına benzetilmemiştim. Evet. Şimdi de sen anlat. Neyi anlatayım? Niçin kırmızı bu gözler? Oradan başla. Biri mi ağlattı? Ağlamadım canım. Böyle rimel akmış. Onu ovalarken oldu herhalde. Biri kalbini kırarsa ya da seni üzerse bana anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi? Dostun hazır.
görünüyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Yarın. Feris, abimin fırsatçılığını duymamıştır değil mi? Bana bir şey demedi. Bir de ona mahcup olmak istemiyorum. Azıcık merak etme. Yerleştik sayılır. Herkes onun duygusuz biri olduğunu sanıyor. Ama aslında öyle değildir. Yani öyledir de bir açıdan değildir işte. Bana çocukluk fotoğraflarımdan birkaç tanesini çekip atar mısın? Gül'ün dün ne yaşadıysa bugün ajansa bile gelmedi. Ya meraktan çıldıracağım şimdi. Yemeğe çıkalım mı? Buradaki kafelere gidemem ya. Haftaya maaşımı alana kadar darboğazdayım. Bir ayını doldurmadan ajans satılıyor yani. Aşırı şanssızsın. Yani hepimiz şanssızız. Sen gene iyisin. Çınar Bey seni bırakmaz. Ben direkt işsiz kalırım. Ya yemeyin şöyle şeyleri ya. İçine ne koydukları belli değil. Ha? Pizza mı söyledin sen? Ben gluten yemiyorum tatlım biliyorsun. Sana gelmiş sana. Ayran getirmiyor musun? Olur Bekir abi içerim. Hı. Ay belki bir dilim yerim. Hatta böyle onun da yeriz. Dur. Dün gece yiyemediğin pizza yerine. Afiyet olsun asistan kız. Teşekkür ederim. Bir tanecik asistanımız için az bile. Feride. Bu ajansın minnacık bir ortağı ve menajeriyim. Bizi siz denetleyeceksiniz herhalde. Evet. Nejat, memnun oldum. Ben de. Muhasebedeki arkadaşlarla konuştum. Kimsenin rahatsız olmasına gerek yok. Herkes gündelik rutininde çalışmaya devam etsin lütfen. Yalnızca bu belgelerim ve bilgisayar için bana bir masa ayarlayabilirseniz. Tabii. Dicle'cim, toplantı odasına götür lütfen. Tabii. Bekir'cim, beyefendi toplantı odasında çalışacak. Çay kahve eksik olmasın. Ben buradayken kim çaysız kahvesi kalmış? Periden aşk olsun ya. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oh, bir de şunu atlatsak. Ah, bıktım, yıldım ya. Atlatabilsek ne? Ya Gül'ün bugün gelmeyeceğini söylemiş. Kıraç Bey de geçici asistan olarak beni seçti. Ya Peride Hanım, Çınar Bey beni bir ayda bu kadar çalıştırmıyor. Sabahtan beri 1500 tane fotokopi çektim, 100.000 tane mail attım. Yine de hiçbiri bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Tamamdır, tamamdır. Görüşürüz. Bye bye. Kıraç Bey, Nejat Bey vergi denetimi için gelmiş. Peride Hanım toplantı odasını kullanabileceğini söyledi. Bu oda doluysa ben başka bir yerde de... Hayır, hayır. Küçük bir online görüşme yaptım, bitti zaten. Kıraç Özdağ, menajerim. Bir şey lazım olursa yan taraftayım ben. Teşekkürler. Ben bugün ihtiyacım olan her şeyi aldım. Kolay gelsin.
İyi çalışmalar. Bak bakayım ben. Bak bakayım. İkimiz yalnızken benimle sohbet etmek zorunda değilsin. Ama başkaları varken yapma böyle. Belli oluyor. Elimden geleni yapıyorum. Bir daha sahibime gelmem. Feris'e bir bahane uydur. Kızımdan uzak dur. En çok istediğim şey senden uzak durmak zaten. Barış'la Beren'in fotoğraflarını göndermişler Feris Hanım. Birer tane de çerçeveletmişler. Jest yaptıklarına göre fotoğraflar kötü. Tam tersine, inanılmaz görünüyorlar. Bugün ajansta olmadığıma göre senin yapacak işin yok. Sen al fotoğrafları Barış'la Beren'e götür. Biz de jest yapmış olalım. Beren'e ben götürmesem, yani onların evi çok uzak. Siz gelmeden ofiste olamam o açıdan. O zaman koşmaya başlasan iyi olur Dicle. Biz sahneye giriyoruz şimdi, kapat. Seçmeye gitmemiş. Üzüldüm. Ben çok takmıyorum ya. Zaten saçma bir roldü. Üzülme. Şurada iki dakika durabilir miyiz? Ben hemen geliyorum. Merhaba. Ben şu afişe alacaktım ama. Evet. Ne kadar? 20. Yalnız çok buruşmazsa. Tabii. Dicle. Fotoğrafları getirdim. Hah. Bakayım. Bayağı güzel çıkmış. Fotoğrafçı acayip yetenekliymiş. Senle Beren de şahanesiniz. Bir de sana... Valeriş, sen de gel. Aa, Dicle. Burada mıydın? Evet, öyle bir uğradım. Ne oldu? Dicle dergi fotoğraflarını getirmiş, baksana. Ben sana uğrayacaktım. Ben madem karşılaştık, alırsın bir tanesini. İnanılmaz olmuş. Barış, biz resmen yılın en güzel çifti olduk. Beren. Taksi bekliyor, ben gideyim. Yok yok, gitme gitme. Sana bir şey göstermem lazım. Nereye? Beren bana ne almış, baksana. Nasıl? Çekimde Marlon Brando'yu çok sevdiğini söylemişti ya. Eve diyorsun. Kızım sen hiç göstermiyorsun ama bayağı incesin ha. Niye? Ben kaba biri gibi mi görünüyorum? Çok güzel. Artık burası boş ev değil. Senin evin olmuş. Görüşürüz ben. Sen demin bir şey diyordun. Ha, önemli değil. Unuttum bile. Sizi rahatsız etmeyeyim. Tamam. Görüşürüz asistan kız. Onu buraya bırakıyorum. O zaman Marlon'la bizim fotoğrafımızı yan yana asalım. Yok. Daha ustanın yanında olacak kadar büyümedik. Bir şey içer misin? Yani. Kahve?